Şimdi SEDEF'e karşı bu Mahonya klinik araştırmalarla belgelenmiş. SEDEF ile ilgili birçok araştırma yapılmış. Günümüzde yüzlerce ilim adamı, efendim kimi dedi ki protein yetersizliğinden, kimi dedi ki keratin denen bir protein var. Bu protein yetersiz olursa işte hücreler gelişimi sırasında hücre hızlı geliştiği için protein yetersizliğinden işte bu anormallikler ortaya çıkıyor. SEDEF hastalığı ortaya çıkardılar. Fakat bunların hepsi teori. Pratikte bir şey yok. Herkes bir şey iddia etti. O iyi gelirdi, bu iyi gelirdi, şu iyi gelirdi. Fakat ortaya bir bilgi ve belge sunulamadı, ispat edilemedi. SEDEF'in sebebi neden oldu? Bununla ilgili en doğru, en gerçekçi araştırmayı İtalyan asıllı Doktor Simoncini 30 yıl SEDEF üzerine yapmış olduğu araştırmada SEDEF'in sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgeledi. Klinik araştırması var. Evet. İsteyen Google'dan girip görebilir. Doktor Simoncini. Evet. Şimdi bunu tespit etti. Alman asıllı doktorlar da SEDEF'i bu Mahonya ile tedavi ettiler. Ve artık SEDEF tedavi edilebiliyor. Şimdi mesela Almanya'da mutfakta çalışan Hintli bir aşçı. Adam bana geldi Almanya'daki. Vücudunun yarısı böyle SEDEF. Evet. Yaz aylarında bile böyle kısa uzun kollu gömlek giyiniyor gözükmesin diye. Dedi ki sana özel bir şey söyleyeceğim. Kimse duymasın. Nedir? Vücudun %50'si SEDEF. Nasıl çalışıyorsun burada dedim. Yani ya dedi kimse duymasın. Yoksa atarlar işte. Allah Allah dedim hiç iyi değil böyle. Hijyene çok önem verilen bir yerde nasıl çalışıyorsun? Evet. Ya ama ne yapalım ekmek parası falan filan. İyi hadi tedavi ederiz problem dedim. Dedik işte ben sana 2000 euro hemen para. Para bunun senin olsun dedim. Önemli olan iyileş. Evet hocam. 6 hafta kullandı iksir, aloe vera, jel, Mahonya Forte. Mahonya Forte. Mahonya Forte. Var mı hocam elimizde gösterelim izleyicilerimize? Var da burada değil. Öyle mi? Bunların hepsini o zaman perşembe günü getirelim. İzleyicilerimiz de görsün nasıl gıda takviyelerinden faydalanabileceklerini. Mahonya'nın birleşmesi, Mahonya'da çok özel bir formül. Mahonya'nın birleşmesi laden gülü. Mahonya Hamemelis virginiana. Hamemelis virginiana. Şu bitki. Buna Hamemelis virginiana denir. Fındığı, cadı fındığına, yani fındığa benzediği için ama yenmez. Evet. Cadı fındığı denir. Fındığa benzer, yenmez. Bu nedenle adı Türkçe karşılığı cadı fındığı. Evet. Hamemelis virginiana'nın yaprak ve kabuğu ekzemaya iyi gelir, SEDEF'e iyi gelir. Artı bebeklerdeki pişiklere karşı iyileşmeyen pişikleri iyileştirmek için bunun hem ekstraktı kullanılır hem kremi yapılır, kullanılır. O da ekzemanın her türüne karşı etkilidir. Bununla da ilgili çok güzel klinik araştırmalar mevcut.